İlk melodini yazmana yardım edeceğim. Uygulama ekranlarında videoyu durdurup liste şeklindeki görevleri yaparsan iyi bir sonuç alırız. Programı sitesinden yüklemek için ekrandaki adresi gir. Try for free yazan butona bas. Windows veya Mac seçimlerinden sana uygun olanı bulup download de. İndirilen yükleme dosyasını açıp her ekran için Next veya I Agree seç ve yükle. Şu an videoyu durdur ve ekranda gördüğün listeye göre sırayla uygula. FL Studio 24'ü başlatmak için masaüstü ikonuna tıklayabilirsin. Program ilk kez yüklendiği için karşına örnek bir proje çıkabilir. Proje yüklemesi bittiyse sol üst köşedeki File ve ardından New yazan seçeneğe tıklayıp sıfırdan proje başlat. Yeni proje ve program arayüzü eğer videomdaki gibi görünmüyorsa, mouse'umun olduğu yere sağ tıkla ve Default yazanı seç. Böylece eşit görünüm yaratmış oluruz. Bu projeyi kaydetmek içinse sol üstteki File seçeneğine tekrar basıp Save yazanı seç ve bilgisayarında istediğin bir yere kaydet. Ekrandaki ikona tıklayıp Channel Rack isimli parçayı aktive et. FL Studio'daki her detay önce Channel Rack'ta toplanır. O nedenle bu bileşen çok kritik. Melodi yazma işlemini başlatmak için bir enstrüman seçmek gerekir. Hemen burada yer alan artı simgesine bas ve Sakura yazılımını listeden bulup seç. Sakura içinde pek çok ses olan tatlı bir ses bankası. Sesleri duymadan önce ufak bir işlem yapman gerekiyor. Channel Rack'e tekrar eriştikten sonra Sakura'ya sağ tıklayıp Piano Roll yazısına bas. Piano Roll ekranı detaylı melodi yazmak için tasarlanmış bir nota sayfası. C5 yazan tuş için tam buraya bir kez sol tıklarsan tek bir nota koymuş olursun ve bu sayede istediğin ses türünü duyarak seçersin. Nota hazır olduğuna göre Sakura'dan çıkacak sesi Play veya Space tuşuna basarak duyabilirsin. Duyduğun ses sana uygun değilse ve değiştirmek istiyorsan, Sakura penceresini tekrar aç. Ardından tam bu kısma sol tıklayarak enstrüman menüsünü görüntüle. Örneğin ben Default adlı bankadan Drama Keys isimli sesi seçtim. Seçim bittiyse Piano Roll'a geri dönüp melodiyi oturtmaya başlayabilirsin. Eğer melodin zaten aklındaysa, sol tıklayarak nota bloklarını yerleştir ve ince ayar yap. Fakat bir fikrin yoksa bazı tüyolar verebilirim. Melodiler yatay ve dikeydir. Yan yana dizilirler veya üst üste gelebilirler. Yan yana dizilen tuşlar en sonunda bize bir şey anlatmaya da başlarlar. Cümle gibi. Notaların uzunlukları da önemli. Biri uzun veya biri kısa olabilir. Hatta iki tuş arasındaki boşlukların da müzikal anlamları var. Sol tıklayarak tuş eklersin ve o tuş sırası geldiğinde çalar. Eklediğin tuşu yine sol tıklayarak tutup Piano Roll içinde gezdirebilirsin ve onu farklı bir tuşa taşırsın. Silmek istediğin tuş olursa üzerine sağ tıkla. Tuşu uzatmak istersen de kenar kısmından tutup çekerek uzatırsın. Sana ilham vermesi için bir takım örnekler göstereceğim. Elimdeki ses sert bir ses ve tuşlu bir enstrüman gibi davranıyor. Piyano gibi. Sert bir giriş yapıyor belki ama notayı uzatsam da çalmaya devam etmeyen, çabuk sönen bir yapısı var. O halde bu enstrümanla melodi yazarken uzun uzun notalarla akan melodiler hayal etmeme gerek yok. Aklımda kısa kısa tuşlar duymaya çalışsam daha iyi olur. Ayrıca sesin karakteri biraz gerilimli veya karanlık. Bundan mutlu bir şey çıkarmak yerine ürkütücü bir melodi çıkarmak belki daha iyi bir fikirdir. Bu detayı da unutmayalım. Senin listeden seçtiğin sesin karakteri sana hangi duyguları veriyorsa o duyguları destekler şekilde bestelemen daha iyi olabilir. Bu sesle şöyle bir melodi yazıyorum.
Melodi hafif gergin. Hem sesin karakteri hem de seçtiğim notalar yüzünden oldu bu. İkinci örneğe geçerken ses değiştiriyorum ve default klasöründeki Violin 2 sesini alıyorum. Bu sesin uzun tuşları çok belirgin, uzayan notalar yazabilirim. Bu melodi de karanlık ve gergin. Fakat uzayan nota hissi baskın. Enstrümanın ses rengi ve genel davranışı melodileri belirleyen ilk unsur. Melodileri sesin rengine ve davranışsal özelliklerine göre düşünmek iyi olur. Sonra da notasyon geliyor. Melodinin bazı standart biçimleri var ve bunları bilmek işleri hızlandırabilir. Eğer standartların üstüne kendi tarzını katarsan harika olur. İlk olarak alçalan biçime odaklanalım. İnce bir sesten kalın seslere doğru zaman içinde alçalan bir yapı bu. Bu biçim melodinin tümü olabilir veya farklı bir melodinin dekorasyonlarından biri olabilir. Yükselen yapı ise bunun tam tersi, kalın tuştan incelere doğru ilerliyor. Tekrarlayan melodiler var. Bunlar da simetrik ve asimetrik olarak değerlendirilebilir. Piyasadaki çoğu müzik türünün kullandığı melodi formatı aslında biraz bu. O nedenle önemli ve etkili oluyorlar. Simetrik melodi, nota kağıdını iki parçaya ayırdığımızda birbirinin aynısı iki melodik yapı elde edebiliyorsak geçerli. Bu tür melodilerin yarattığı his genellikle perküsyonların yaratabildiği ritmik ve simetrik bir his oluyor. Ve bunlar istikrarlı şekilde ritim tutabilen tekrar tekrar çalmaya dayalı melodik kalıplar. Asimetrik formda ise bir yarısı farklı öteki yarısı farklı melodiler görüyoruz. Asimetrik melodi kendi içindeki ritmi bozabildiği için monotonluktan da uzaklaşıyor ve biraz daha organik, biraz daha gerçekçi durarak cümle kurabiliyor. Gelişen melodiler, progresif de diyebiliriz. Hiçbir zaman tekrar etmemek üzere yola çıkıyorlar ve bir melodik kalıbı gideceği yere kadar hiçbir şekilde tekrar etmiyorlar. Mesela bir gitar solosu gelişen melodiye örnektir diyebiliriz. (Gülüyor)
Melodilerin duyguları taşıması, onları aktarması, bazen de konuşabilmesi beklenir. Bazı duyguları veya durumları anlatmak için de motif kullanılır. Eğer motif bir şarkının melodisi içinde yer alıyorsa, bu melodinin duygusal mesajını verme becerisini arttıracaktır. İki farklı duygu etiketine göz at. Olumlu ve olumsuz. Melodik motifler kısadır ve bu duyguyu bir motifle anlatabilirsin. Olumlu etiketi pozitif, onaylayan, evet diyen herhangi bir motifi temsil ediyor. Olumsuz da negatif, onaylamayan, hayır diyen bir duyguyu temsil edebilir. Motif örneklerini incele ve kısalıklarına lütfen dikkat et. Bunları tek tek duyalım. Önce olumlularla başlayayım. Dekoratif bir yanı da olan motifler, ana fikri belli olan bir melodideki duyguyu daha çok vurgulamak, onu öne çıkarmak için kullanılabilirler. Şu an deneme sürümü ile ilgili önemli bilgiler vermek istiyorum. Deneme sürümünde her şeyi deneyebilirsin. En önemlisi projeni kaydetmene izin var. Ancak programı yapan firma bu deneme sürümü ürününde kaydedilen dosyaya geri dönüp üzerinde tekrar tekrar çalışmanı engelliyor. O nedenle 4 farklı sürümden birini satın alman gerekebilir ama hangisini? Ben besteleme adına ciddileşmek istediğimi anladığım zaman Producer Edition olanı alarak başlamıştım. Bu ücretli sürümü kullanarak programdaki dinamikleri rahatça öğrenirsin. Fakat daha fazla ses, enstrüman falan istersen daha üst sürümlere bakman gerekir. Hatta video açıklamasına sürümleri karşılaştıran, bilgileri veren sayfanın linkini de bırakıyorum. Bu derste enstrüman olarak kullandığım Sakura da son sürümde yer alıyor. Konu henüz bitmedi, kaldığım yerden devam edeceğim. İzlediğin için teşekkür ederim.